Onlar bitmesine rağmen yanlışlar çıkıyor. Bunu çok duyuyorum. Yani abi konuyu bitirdim artık, fırlamayacak mıyız sınav ya? Yok öyle bir şey. Yani sınav hani 120 veya 80 yapmak için çalışmıyorsun sen. Yani ben de çalışmıyordum, o da çalışmıyor. Türkiye birincisi belki çalışıyordu. O da hani o da yapamadı zaten 120'ye 80. 110 kaça yapmıştı? 118, 75'e 80 yapmıştı galiba. Yani biz şu anda yanlışımız çıkacak tabii ki. Yani sen sınavdan önce 2 gün önce deneme olsan da çıkacak. Ki zaten bunu söyleyeceğim. Bir sonraki sorum onunla alakalı. Yani çıkacak. Önemli olan çıktığımız yanlışlara, çıkan yanlışlardan ders almak şu anda. Çok klişe geliyor biliyorum ama gerçekten şu anda yapılan temel hata işaretlediğin sorulara dikkat etmemek oluyor. Yani sadece yanlışa değil, doğru yapsan bile bilemediğin öncüyle, yani zaten mesela atıyorum cevap 1-2 öncüllerde yoktur. Sen ikinci öncülden emin değilsindir ama şansına da 1-2 öncüllerde yoktur mesela. İkinci öncüle bakman lazım. Yanlışların hepsini, analizini yapıp ona yönelik geri dönüşler yapıyor olman lazım ve nasıl bir bakış açısına sahip olmamız lazım? Bu yanlışı eyvallah yaptım, o zaman tamam bir daha yapmayacağım. Yani bu sınavda yaptım ama bir sonraki sınavda, gerçek sınavda hatta. İyi ki görmüşüm yani. Niye? İyi ki görmüşsün yanlışlıkla. Sınavda görsen daha mı iyi olurdu yani? Şimdi görmüşsün. Ne güzel. Bir sonraki sınavda yapmayacaksın. Gerçek sınavda yapmayacaksın. Bu bakış açısıyla baktığımız zaman aslında sınavlardan da doğru yapma oranımız artıyor zaten. Gerçek sınav geldiğinde netlerimizin de oranla daha yüksek olmasının sebebi de bu. Genel olarak böyle bir açıklama getirebiliriz. Sınavdan önce dinlenme sürecine ne kadar zaman ayırmalı? Bu da çok popüler bir soru. Bununla alakalı ufak bir intro girmek istiyorum. Yani şöyle, ben ne yapmıştım? Öncelikle onu söyleyeyim. Benim yaptığım şey bu konuyla alakalı şuydu. Deneme sürecini ben sınava 2-3 gün kala aslında genel anlamıyla bitirmiştim. Yani perşembe günü son denemem olmuştum bu konuyla alakalı. Cuma günü tamamen rahatlamıştı, rahatlatma adına kendimi bırakmıştım. Yani mesela tabii şu anda bunu önerdim ben değil, çünkü konu eksiği olan arkadaşlar var. Benim en yakın arkadaşım Efe de mesela son güne kadar konu çalışması yapmıştı. Yani insanın içi birazcık rahat etmiyor o konuyla alakalı. Ders çalışmaya devam etmek istiyor bu konuyla alakalı. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Ama benim tavsiyem son süreçte, özellikle son gün, cuma günü genel anlamıyla sen konularda belli başlı bir şeyler katlettiysen genel anlamıyla elini eteğini derslerden çekmen yönünde olacak. Çünkü konuya baktığında kazanacağın bir soru, kendini rahatlattığın için kazanacağın bir sürü sorudan daha az değerli aslında. Yani toparlayacak olursak, sen tamam konuya bakacağım derken bir tane soruyu yakalıyor olabilirsin. Mesela ben de o sırada hani son günlerde grafit sorusuna baksaydım, mesela mebri okumaya telaşına girseydim bir soru daha yakalayacaktım belki, ama onun psikolojik rahatsızlığı, yani hep bir şeyler öğreniyorum, hep bir şeyler öğreneceğim, sınavı yapamayacağım stresi belki de bana dikkat hatası bağlamada birkaç tane soru kaybettirecekti. Yani geniş resme baktığında, büyük resmi gör Türkiye. Geniş resme baktığında gerçekten farklı denklemler işin içerisinde. O yüzden kendimizi motivasyon olarak rahatlatmak bazen daha önemli olabiliyor diyelim.